Okay. Containment kısmına gitmemiz lazım bunun için. Şuradan bakalım. Yine atıf var mı? Yok. Containment. Containment da nereydi? Prime Candidate Program kısmı. Containment'a geldik. Okay, Prime Candidate kısmı buraymış. Demek ki Logistics en yakın yermiş gibi görünüyor. Okay, Logistics'ten ulaşmaya çalışalım. Okay, silahımız hazır. Şimdi bakalım. Şu tarafa doğru gidersek, şu tarafa doğru gidip bir yerde sağa doğru dönmemiz lazım sanki. Prime Candidate programı için. Burası? Hayır. Şurada gösteriyor esasında. İzin vermiş ama nereden gideceğiz orası önemli. Okey, buradan çıkamıyoruz. Burada bir yerde üst kata nereden çıkabiliriz bakalım. Şuradan çıkmayı deneyelim. Okey. Okey, biz de artık uçabildiğimiz için. Okey, önce ufakları öldürelim. Önce ufaklar. Nasıl oldu bilmiyorum ama füzeyi füzeyle bana vurmayı başardılar. Okey. Şimdi okey. O füzeli o elemanı öldürmemiz lazım ilk önce. Okey. Önce ufaklar. Şu. Okey. Sağlığımız gene bayağı az. Ha, işte bana bunları fırlatan hep sendin değil mi? Okey, okey.
Mod düştü mü? Şu büyükten belki düşmüştür mod. Düşmemiş. Sorun değil. Aa, şurada shelter var. Acaba loot'u var mıdır? Almış mıyızdır? Hoş geldin. Okey, buranın loot'unu almışız. Şimdi bakalım burada neyle karşılaşacağız. Artık Prime Candle bölümüne geldik. Okey. Onun hayatı sizin elinizde. Sıkı çalışın. Herkesin güvenliği size bağlı. Aa. Yan görev yapmayacağız. Ana görevden devam. Evet. Okay. Prime Candle program. Buralarda bir yerde olmalı. Find the Prime. Şimdi Prime Candidate programı esasında buldum ama bir giriş de bulmam lazım. Bizden önceki direktör Trench. Trench bizden önceki direktördü. Oyuna başladığımızda onun silahını bulduk. Ve de bu şekilde... Ve bu şekilde biz direktör olduk. Silah bulduğumuz için. Okey, bunlar patlayabiliyorlar, o yüzden tehlikeliler. Çok tehlikeliler hem de. His seslerini duyabiliyorum ama buradan. Okey. Bu galiba okey. Bu benim gibi. Bunlarla savaşmak biraz daha zor. Oo, iki tane mi var? Sağlam vurdu. Okey. Bir de diğer modda saldırmaya çalışalım. Çok hızlı canını toplayabiliyor. Hani zırhını toplaması zaten bildiğimiz bir şey ama. Oho, okay.
Okey. Savaş bitmeyecek gibi. Ne yapabiliriz bilmiyorum. İnanılmaz bir... Acaba şunu öldürsem. Belki o şey yapıyordu. Ya bakayım buraya. Okey, bu arada. Hep ucuna kadar getiriyorum, orada kalıyor ya. Öyle artık bir adam. Geldim ya. Şimdi modları aldığımıza göre devam edebiliriz. Burası acaba bizim bölümümüze için çok mu ileri seviyede düşünmüyor da değilim açıkçası. Şuraya bakın, şu koridora ne olmuş böyle? Döne döne gidiyor. Okay. Buranın sonuna kadar bir gitmeye çalışalım. Bakalım neyle karşılaşacağız. Aa, şurada bir loot var. Güzel. En azından boşu boşuna olmamış oldu. Burada da bir hikaye var. Okay, bakalım neymiş. Okey, bunu biliyorduk. Okey. Şimdi şurada alt kata inelim. Oyunla ilgili nispeten sevmediğim tek şey karanlık kısımları iyi halledememesi. Normalde bir şekilde bu karanlık kısımlarda bizim de görebilmemiz lazımdı bence. Bir el feneri olabilir. Başka bir şey olabilir belki, sihirli bir güç. Ama bir şey sunabilmeleri lazımdı. Aa, şurada bir shelter var. Bakalım shelter'da bir mod bulabilecek miyiz? Evet, güzel. Burayı yıldızlayalım şimdi. Şimdi şurada bir de yan taraf var. O yan tarafa bir bakalım. Loot var şurada. Okay. Artık uçabildiğimize göre asansörleri neden kullanalım ki, değil mi? Is this what Dylan wanted me to see? It doesn't matter. We need to find that projector. Okay. Şuraya bakalım. Bu biziz. Aa, bizi de takip ediyormuş büro. Çok enteresan. Büro yıllardır bizi takip ediyordu ve biz kendi kendimize kapıdan içeri girdik. Sonra da biz buranın direktörü olduk. Enteresan. Ah, harika. Yeni bir elbise aldık. Güzel. Ona da bakarız. Şimdi orayı açmadan önce şurada bir şey var. We used to play there all the time. Me and Dylan and other kids as well. Bu biziz. Bizim ses kaydımız. This time. Ya ama bu ne zaman çekildi? Enteresan. Different. Enteresan. We found a way in, deeper into it, like it had
Burada şeyi anlatıyorum. Bu zamanında Ordinary isimli bir kasabada yaşıyoruz biz. Ve orada bir olay oluyor. Sıra dışı bir olay. Biz farklı bir uzay bölümüne gidiyoruz. Did you ever feel that way when you were growing up, Jesse? What? No. Yes. Bu ne biçim bir psikiyatrist? That has nothing to do with... Was there a slide projector at your home when you were small? No. Those were before your time, I suppose. But your family did look at photos together, maybe. In one form or the other? Maybe. When was this? Can you remember? At parties? Barbecues? How did it make you feel? Did your parents ever show pictures that embarrassed you? Was alcohol ever involved at these parties? Did your parents drink? Did that make you uncomfortable? No! That's just stupid! Come on! That has nothing to do with this. Nothing! The slide projector, let me ask you this. As a child, did you ever fantasize about worlds inside pictures? Inside a painting? You know, stepping into a painting, into a hidden world, escaping and finding adventure there, away from your parents. Okay, burada psikiyatrist biraz agresif davranıyor ama özetle diyor ki slide projector'ı siz mi oluşturdunuz diyor. Çünkü biliyorsunuz bu oyundaki sihirli cihazlar insanların düşüncelerinden etkilenerek oluşuyor. Mesela bir bilgisayar diskinde Rusların nükleer savaş kodlarının olduğunu düşününce yetelince insan ve onun bir şeyleri fırlatabileceğini düşününce bu sefer bu bir sihirli cihaza dönüşüyor. Aynı şey burası için de geçerli. Bize... Merhaba. Teşekkür ederim Can. Bize psikiyatrist şunu soruyor. Acaba size çirkin resimler mi gösteriyorlardı? Sizi utandıracak ve bu nedenle siz bu durumdan utanıyor muydunuz, rahatsız mı oluyordunuz diye soruyor. Bu çok enteresan. Acaba slide projector'ı biz mi oluşturduk? Okey. Hikayeyle ilgili önemli bir noktaydı bu. Şimdi şuraya bakalım. Okey, bizim her hareketimizi takip etmişler. İşte burada Jesse Faden hareket takibi. Okey, Cheyenne diye bir tane Amerika'daki şehirden Sydney'e gitmişiz. Sydney'den Des Moines diye bir yere gitmişiz. Oradan Chicago'ya, oradan South Bend diye bir yere, Cleveland, Bloomsburg, New York City. Bütün hareketlerimiz burada kayıt. Ve enteresan kısmı şu, oyun günümüzde geçiyor esasında. Hatta çok net olması gerekirse... Mesela ilk hareket 24 Eylül. Enteresan, enteresan. Okay. Şimdi şuradaki ne bakalım? Bu muhtemelen daha önemli. All the times I felt paranoid, I was right. The bureau could have given me the answers, but they just stood by and watched me. Paranoyak olmanız izlenmediğiniz anlamına gelmez. Okay. Bakalım burada daha neler göreceğiz. Güzel. Okay. Bir sonraki kontrol noktasına gittiğimizde muhtemelen upgrade yapabileceğiz silahımıza. Hangisine gitmeliyiz? Okey, sanki buradan değilmiş gibi geldi bana. Burası az önce geldiğimiz yer olabilir mi? Ordinary. Koskoca bir bölüm oluşturmuşlar burada. Bizim kasabamızda yaşanan olayı incelemek için. Ordinary kasabası. Ki orada da esasında ufak bir kelime oyunu var. Ordinary İngilizce sıradan anlamına gelir. Ama sıradan kasabasında sıra dışı bir olay oldu. Okay. Kendinize güvenli bir
bölge oluşturmalıyız. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Yapay zeka bu oyunda bayağı iyi. O yüzden siz kendinize güvenli bir yer oluşturmaya çalışırken o da sürekli etrafınızı sarmaya çalışacak. Defol. Başka? Okey. Okey. Güzel. Bitirdik galiba burayı. Şimdi bakalım. Divergence. Bu büroda çalışanlar garip gerçekten de. Birbirlerine hediye olarak ölmüş köpek mi gönderiyorlar? Okay. Bakalım buradan ne bulacağız. Loot'umuzu alalım. Okay, şurada kırmızı bir bölge var. Biliyorsunuz kırmızı bu oyunda hisle özdeşleştiriliyor. Kaçırdığımız bir şey olmadığından emin olalım. Okay. Burada var mı? Yok. Okay, şunları okuyalım. Okay, Willow kasabasında olan olayla alakalı. A hollow sphere. İçi boş bir küre. Toprak. Hayvan ölüsü. Muhtemelen köpek cinsi. Okay. Yıllanmış shotgun mermisi. Bu oyunda kapıların kendi kendine açılıp kapanması inanılmaz derecede geriyor beni. Okey, şu an birinci kattayız muhtemelen. Buradan ikinci kata çıkmamız lazım. Prime Candidate Program. Bir sonraki direktörü seçmek için yapılan bir program ve bizim kardeşimiz Dylan bu programın içerisinde. Yani esasında Dylan'ı... Dylan and I were both prime candidates. Experiments. Direktör yapmayı planlıyorlardı. Aynı zamanda bizde de, biz de aynı şekilde. Bizi takip etmelerinin sebebi de bu. Ama biz bir şekilde kaçtık ve oyunda anladığımız kadarıyla kardeşimizi geride bırakıp kaçtık. Bundan dolayı kardeşimizin bize oldukça sinirli olduğunu da ekleyebilirim. Okey. Okey, bunlar sessiz sessiz geldiği için bayağı tehlikeliler. O kırmızı olanlar. Okey. Şimdi şurada bir tane asıl büyük olan var. Onunla savaşmamız lazım. Okey. Bomba da atabiliyorlar. Bu gücü seviyorum esasında. Normalde bir şeyleri fırlatma gücümüz var. Ama bu gücün ileri seviyelerinde artık can az olan düşmanlarımızı da kendimize çekebiliyoruz. Okey. Şuradan modları toplayalım, canları toplayalım. Ve ilk iş... Kontrol noktasını ele geçirelim. Kontrol noktaları oyun... Abi bir saniye. Hala birileri mi var öldürmediğim? Niye burada kontrol noktası yok? Burası tam bir kontrol noktası yeri çünkü. Madem burada bu şekilde olmuyor. Yeniden restart etmeyi deneyelim oyunu. Çünkü gerçekten de bir çözüm bulamıyorum buna. Umarım işe yarar restart etmek. Oops.
Açıkçası aynı savaşları tekrar tekrar yapmak istemiyorum. O yüzden gerekmiyorsa savaşmayacağım. Bu arada şunlara girmiş miydik hiç? Burada şey olabilir belki. Okey, burada bir... Biraz enteresan bir çizgi filme benziyor bu. Threshold çocukları. Threshold malum birden fazla boyutun kesiştiği yerlere deniyor. I can see you're upset, Meg. Why don't you tell Uncle Mr. Bones what's wrong? Neden üzgünsün evlat? You can't ace every test, Meg. Her testte başarılı olamazsın, Meg. Everyone has different brains. Some brains can talk to each other. Okay. We call this ESP. ESP. Some brains can lift objects like a baseball. Talk about a fly ball, eh, Meg? No interruptions! So who cares if you fail your clairvoyance test? Maybe your brain can throw baseballs, or talk to dead people, or make friends blind. Once we know what your brains can do, we'll know what job to give you. And if your brains are just right, you'll get to sit in the big chair. Şimdi Dylan'ı bu çizgi filmleri göstererek mi büyüttüler? Okay, artık Dylan hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim. Dylan hakkında kötü bir şey söylemeyeceğim. Yani şuna bakın. Bunu izlesem herhalde ben de psikopat olurdum. What if I don't want the big chair? Everyone wants the big chair, Meg! That's why we're all here. Use big chair derken bu arada direktörden bahsediyor. Tahmin edeceğiniz üzere. The chair you'll get in is the one with straps. Okay. Burada sanki bir tane daha vardı. Heh, şurada. Okey, bunu iyi saklamışlar. Bright Falls'ta olanların özetine bakalım hızlıca. Şu. Threshold oluşmuş. Kodron gölü yakınlarında. Aaa! Alan Wake! Çok enteresan. Alan Wake oyununun bir Altered World event olduğunu söylüyorlar burada. Malum Alan Wake yapan ekiple bu oyunu yapan ekip arasında da bayağı bir ortaklıklar var. Hikayenin gerçeğe döndüğünü söylüyor. Yakalamak havada bazen zor olabiliyor. Okey, şimdi sıkıntı şu ki öldürdüğümüz bir sürü adam var ama aşağıda hepsi. Junior Supervisor.
Okay, sağlığımızı biraz artıralım. Okay. Ah. Okay. Hepsini öldürdüğümüze göre P7. Aa, burası benim odam. Şimdi P7 daha mantıklı geldi. Burası az önce geldiğimiz odaydı. P7 biziz malum. P6. Burası da kardeşimizin odası. Burayı da kaçırmışız biz az önce. Dylan Faden. Transkriptine bakalım. Okey, Darling konuşmuş Dylan'la. Okey, sana beni rahat bırak dediğimi hatırlıyorum. Bana bunu neden gösteriyorsun? Bunu yapamam. Ben bir şey yapamam. Nerede olduğumu görüyor musun? Aa, benim resmimi göstermişler. Ve doğal olarak beni suçluyor. One case, a new object of power, something we have not seen before. I mean, coming from me, that's saying something. And the boy, Dylan Faden, prime candidate 6, and the sister as well. Maybe once we catch up with her, but the boy, that's so much potential. We're talking Northmore level readings here, and I don't want to invoke his name. But it's completely different circumstances here. Okay. There was an incident. Bir olay olmuş. Dylan'la alakalı. We lost a valuable member of our team, yes. Dylan mı öldürdü? Excessive force. Dylan has so much. Okay. Bu hikaye giderek karanlıklaşıyor. I'll take the blame. He needs some slack. I mean, boys will be boys. Birini öldürmüş ve çocuklar çocuk olacaklar diye bunu rasyonalize etmeye çalışıyor. Sırf Dylan'ın bu sıra dışı yetenekleri yüzünden. It's an unfortunate accident. That's all. Darling. Marshall needs to realize this. Darling, seni pislik herif. We will make this work. We'll make this work. Seni pislik herif. Bu adam yok mu? Okey, yaşanan olaylara bakalım. Kafasına vurmuş. Çıkanamadan ölmüş adam. Okey. Kardeşimizin neler yaşadığı şimdi biraz daha netleşiyor açıkçası. Buraya gelmiştik zaten. Hiç gezdik mi? Ha, burayı gezdik. Çocuk psikopat gibi yetiştirmişler, bu bir. İkincisi de öldürdüğü zaman, birilerini öldürmeye başladığı zaman hiçbir şey olmamış gibi davranmışlar. Okay. Bu hikaye giderek karanlıklaşıyor.
Lütfen artık çalış. Yine çalışmazsan ne yapacağımı bilmiyorum çünkü. Oyun güzel ama bazı görevleri bitirme konusunda hiç yardımcı olmuyor. Hadi bak hiçbir şey yapmıyorum. Siz bana kendi kendinize gelin. Okey. Belki havadakilere saldırmak bir şekilde bir şeyleri tetikliyordur diye düşünerek. Gene aynı şey. Diyelim ki şunu öldürdüm. Gene aynı şey olacak. Genefeye çıkmıyor değil mi? Okey. Biraz burayı tanımaya çalışalım. Bu bölgede acaba benim görmediğim bir şey mi var? Okey, şu anki problemimizi tekrar anlatayım size. Şurada bir kontrol noktası var. Ama o kontrol noktasını ele geçirmeme sistem izin vermiyor. Neden oldu aklımda bir fikrim yok.